Pakistan'dan Ege'ye geliyoruz, Ege Denizi'ne. Yunanistan bir süredir jetlerimize radar kilidi atıyor. İşte balıkçı teknelerimizi taciz ediyor, onların sahil güvenliği. Şimdi son olarak da bu gerginliklere bir yenisini ekledi Yunanistan. Yunan sahil güvenlik unsurları Bozcaada açıklarında seyir halinde olan ticari gemiye taciz ateşi açtı. Gemi yetkilileri yaşananları Habertürk yayınında anlattı. Türkiye Yunanistan nezdinde girişimlerde bulunup olayı protesto etti. Birlikte izleyelim. Yunanistan sahil güvenlik birimleri Bozcaada açıklarında seyir halinde olan gemiyi hedef aldı. Gemiye taciz ateşi açıldı. Üzerimize geldiler, durmaya zorladılar bizi. Durmadık, konumumuzu teyit ettik. Yunan bölgesinde olmadığımızı, Türk karasularında olduğumuzu ya da Türk karasularına daha yakın olduğumuzu teyit ettik. Komorlar bayraklı Anatolian isimli Ro-Ro gemisi Bozcaada açıklarında seyir halindeyken iki Yunan sahil güvenlik unsuru gemiye yaklaştı. Üçü Türk vatandaşı, 18 mürettebatı olan gemiye peş peşe ateş açıldı. Habertürk yayınına katılan gemi yetkilisi Cengiz Oluç o anları anlattı. Bize herhangi bir uyarı, bir sebep beyan etmeden direkt fiziki olarak müdahale ettiler. Bunun üzerine durmadık. Taciz ateşinde ölen ya da yaralanan olmadı. Olaydan haberdar olan Türk sahil güvenlik botları hemen bölgeye hareket etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı Türk botlarının bölgeye ulaşması üzerine Yunan unsurların bölgeyi terk ettiğini açıkladı. Etrafımızda otomatik silahlarla ateş ettiler iki tarafımızdan iki botla. Geminin altına pervanesini durdurmak amacıyla, gemiyi hareketsiz bırakmak amacıyla halat attılar. İlgili trafik kontrol istasyonundan da sordum. Onlar da zaten ilk anda onlar söylediler Türk karasularında görünüyorsunuz diye. Gemi Türk sahil güvenlik botları eşliğinde Çanakkale'de karanlık liman mevkiine demir attı. Olayla ilgili Çanakkale Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı soruşturma başlattı. Mürettebatın ifadeleri alındı. Diplomatik kaynaklar olayın Yunanistan nezdinde Ankara ve Atina'da derhal girişimde bulunularak protesto edildiğini aktardı. Olayın vehametine dikkat çekilerek araştırılması ve izahat verilmesi talep edildi. Taciz ateşi açılan gemiyle ilgili ilginç bir bilgi de ortaya çıktı. Anatolian isimli geminin eski adı Mavi Marmara'ydı. Mavi Marmara gemisi 2010 yılında Gazze şeridine insani yardım götürürken İsrail ordusunun saldırısına uğramıştı. Mavi Marmara uzun süre kullanılmamış, sonrasında yük gemisi olarak hizmet vermeye başlamıştı. Gemi daha önce de Somali'de korsanların hedefi olmuştu.